29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yapan Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şube Başkanı Birol Atay, 97. yıla ne yazık ki buruk ve sıkıntılı giriyoruz açıklamasında bulundu. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, Cumhuriyet bizim için bir yaşam biçimidir. Ondan asla vazgeçmeyiz ve onu korumak için her türlü mücadelede de kararlıyız. Cumhuriyet Kurtuluş Savaşımızın en önemli kazanımıdır. 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine karakterine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin bağrına oturmuş emperyalistlere ve saltanata karşı bir savunma kalesidir. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet idaresinde devletin yönetimi herhangi bir kişinin, zümrenin ve ailenin eline bırakılamaz. Cumhuriyet rejiminde tüm vatandaşlar eşit haklara sahiptirler, yönetime katılabilir, söz ve karar sahibi olabilirler. Cumhuriyetin en büyük erdemlerinden biri de Türk toplumunun ulus olma bilincine kavuşturması ve bizleri yurttaş konuma yükseltmesidir. Cumhuriyetle birlikte bizler ulusal bir devletin onurlu, özgür düşünebilen ve eşit haklara sahip bireyleri olduk. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Cumhuriyet'e ve Atatürk devrimlerine karşı olmalarının nedeni, Cumhuriyet ile birlikte kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi ve tüm bireylere kazandırdığı değerlerden dolayıdır ve ne yazık ki Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği ülkemiz bugün Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı ve zor günlerinden geçmektedir. Bu süreçte layık demokratik cumhuriyetimize ve cumhuriyet kazanımlarımıza, ulusal bağımsızlığımıza ve bütünlüğümüze, sosyal hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına yönelik saldırılar kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Devletimizin kurumsal yapısını ortadan kaldırmaya yönelik gizli örgütlenmelere olanak tanıyan siyasi iktidar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkisizleştirip anayasayı hiçe saymaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize göstermiş olduğu akıl ve bilimi kendimize rehber edinmediğimiz zaman, ülkemizin tüm değerlerini ele geçirmeye çalışan cemaat ve tarikatların ülkemize vermiş olduğu zararları yakın zamanda gördük. Halen varlıklarını devam ettiğini gördüğümüz bu din simsarlarının neden Atatürk'e karşı olduklarını çok iyi bilmemiz gerekiyor.